Mehmet Ali Kaya hocamız Bediüzzaman Hazretleri o zat dediğinde şahsı maneviden bahsetmiştir diyor. Sayın Mehmet Ali Kaya, asırların rehberleri ve mücedditler ve kıyamet alametleri Deccal Mehdi adlı kitabında şöyle söylüyor. O zat denilen Mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği kutsi cemaatinin şahsı manevisidir. Mehmet Ali Kaya'nın kitabında dile getirdiği bu iddia Ahmet Akgündüz, Ensar Nişancı, İsmail Mutlu gibi diğer bazı nur talebeleri tarafından da ifade edilmektedir. Şahsı manevi iddiasında olan bu kişilere göre Üstadımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam için Risale-i Nur'da 63 yerde o zat dediğinde hep şahsı manevi kastetmektedir. Mehmet Ali Kaya, Ahmet Akgündüz, Ensar Nişancı, İsmail Mutlu gibi şahsı manevi savunucularına göre Bediüzzaman Hazretleri hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat, bundan sonra gelecek o Mehdi Resul, ileride gelecek acip şahıs, ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde gelecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve şakitleri, sonra gelecek o mübarek zat, istikbali dünyevi de 1400 sene sonra gelecek bir hakikat derken aslında bir şahıstan bahsetmiyor, bir şahsı maneviden bahsediyor. Yani bu kimseler üstadımızın bir, o, zat kelimelerini şahsı ifade etmek için değil, şahsı manevi ifade etmek için kullandığını iddia ediyor. Şüphesiz bu üstadımızın açık ve net sözlerinin yanlış bir tefsiri, samimi olmayan bir tevilidir. O zat kelimesinin anlamı açıktır. O tekillik ifade eder, zat şahıs demektir. O zat denildiğinde o şahıs, o insan anlamına gelir. Yani bir kişiden, bir insandan bahsedilmektedir. Bediüzzaman Hazretleri doğru bildiği değerleri savunmak için hayatını çile içinde geçirmiş, hiçbir zorluktan asla ayılmamış, çok cesur ve dürüst bir insandır. Risale-i Nur'da da her konuyu açık ve net olarak anlatmıştır. Nitekim hiçbir tefsir ve yoruma gerek olmadan herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi Risale-i Nur'un en önemli özelliklerindendir. Risale-i Nur'u kadın, erkek, memur ve esnaf, alim ve feylesof gibi her türlü halk tabakası okuyup anlayabiliyor. Kendisi de bir tefsir olan Risale-i Nur'u yeniden tefsir etmenin bir manası yoktur. Üstadımız o zat diyor ama şahsı manevi demek istiyor diye bir tevil yapmak her şeyden önce üstadımıza saygıya hiç uygun değildir. Bediüzzaman Hazretleri gibi dürüst ve mert bir insanı böyle diyor ama siz ona bakmayın böyle demek istiyor diye tanıtmak samimi bir nur talebesine asla yakışmaz.